Merhaba ben Murat Muratoğlu. Yeni bir dosya açıyoruz Doptolu. Bilinen en eski yazı formu olan Sümer çivi yazısının kullanıldığı tarih MÖ 3400'de Sümer tabletlerinde dört önemli bitkiden bahsediliyor. Bunlar buğday, arpa, keten ve kenevir. Yasak bitki kenevir. Latincesi cannabis sativa. İnsanlık tarihinin en eski bitkisel ham madde kaynaklarından biridir. Bitkiler aleminde cinsiyetler görünüş olarak ayırt edilemez. Ayırt et ed edebilmek için DNA'larına bakmak gerekir. Kenevir dişisi erkeği fiziksel olarak ayırt edilebilen tek bitkidir. Üstelik dişisine şiddet uygulamaz. Kenevir çok güçlü bir bitkidir ve üretiminde neredeyse hiç ilaç kullanımına ihtiyaç duyulmaz. Kenevir insanların nasıl manipüle edilebileceğinin kanıtı olduğu gibi aslında sosyal bir deneydir. Önce biraz kenevirden bahsedelim. Sonra yasaklardan ve koca bir insanlığın nasıl kandırıldığından ve Türkiye'deki son durumdan. Kenevirin esas hikayesinden önce gelelim özelliklerine. Kenevir bir oksijen fabrikasıdır. Bir dönüm kenevir 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir. Bir ağaç için 20 ila 50 yıl gerekir. Kenevir ise sadece 4 ayda yetişir. Kenevir kağıt fabrikasıdır. Ağaçlardan elde edilen kağıtların dayanıklı olması ve böceklerden korunması için doğayı zehirleyen kimyasallar, ilaçlar kullanılır. Kenevir için bu gerekli değildir. Bir dönüm kenevirden 4 dönüm ağaca eş kağıt çıkar. Geri dönüşümü daha kolaydır. Kenevir tam 8 kez kağıda dönüştürebilirken ağaç 3 kez kağıda dönüştürebilir. Kağıt yapılmaya ağaçlardan daha uygun olduğu için ormanları ve tabiatı korur. Ansiklopedi Ana Britannica 150 yıl boyunca kenevir kağıdına basıldı. 1880'li yıllara kadar tüm ders kitapları kenevir kağıdına basılırdı. Örneğin 1930'lu yılların sonuna kadar kağıt üretiminin %75'i tüm dünyadaki yüzlerce hektarlık kenevir tarlalarından sağlanıyordu. Gutenberg 15. yüzyılda matbaayı icat edip, ham maddesi kenevirden olan yüzlerce sayfadan oluşan İncil'i çoğalttı. Yıl 1776'ya geldiğinde kenevirin üretimde katkısı olduğu kağıtlarla Amerika'nın ilk bağımsızlık bildirgesi yazılıp yayınlandı. Zamanında giysi için üretilen kumaşların %80'i denizcilerin kullandıkları sicimlerin %90'ı kenevirden yapılıyordu. Pamuktan yapılan yelkenler tuzlu suda çözünüp parçalanırken kenevirden yapılan yelkenler parçalanmadıkları için tercih ediliyordu. Ressamlar kenevir kanvası kullandılar asırlarca tablolarında. İlk kot pantolon kenevirden yapılmıştır. Hatta kanvas kelimesi kenevir ürünlerine verilen addır. Kot pantolonun seri üretimine 1853 yılında Levi Strauss başladı. Nitekim pantolonlar Levi's adını aldı. Tekstil ürünlerinde kenevir, pamuktan 10 misli daha dayanıklı ve maliyeti çok daha az olan bir bitki. Oysa bugün dünyada böcek ve zararlı bitki öldürücü tarım ilaçlarının %50'si pamuk üreticiliğinde kullanılıyor. Hikayeyi anladınız mı? Kenevirin pamuğun yerini alması tarım ilaçlarının çok daha az kullanılacağı anlamına geliyor. Pamuklu kumaşlar nemin %8'ini çekerken kenevir bazlı giysilerde bu oran %12'ye kadar çıkıyor. Kenevir ipliği antibakteriyel DNA'larında nanoteknoloji var. Haliyle ipliğinden yapılan kumaşlar medikal sanayinde kullanılıyorlar. Ayrıca kenevir çok önemli bir gıda maddesi. Böcek gelmediği için herhangi bir ilaca gerek duymadığı için doğal Besleyici. Kenevir tohumları dünyadaki en yüksek protein kaynaklarından biri. Ayrıca içindeki iki temel yağ asiti bedeni kötü kolesterolden arındırır ve bu iki yağ asiti doğada başka hiçbir yerde bulunmaz. Kenevir tohumu çok yüksek miktarda omega 3, 6, 9 yağ asitleri içerir. Kristof Kolomb Amerika'ya giderken içi kenevirle doldurulmuş gemilerle erken açtı ve tayfası uzun yolculukta kenevir tohumları yiyerek hayatta kaldı. Tarih boyunca kıtlık dönemlerinde milyonlarca insanın hayatı yüksek miktarda protein ve yağ asiti içeren kenevir tohumu yiyerek kurtuldu. 1 litre keneviri sıkarsanız 200 mililitre yağ elde edersiniz. Sadece insanlar için değil, Besleyicilik oranı yüksek bir gıda olduğu için hayvan üreticileri besi hayvanlarına yem olarak kenevir verirse hormon ve steroid kullanımına gerek kalmaz. Bu günümüzde hormonlu ve antibiyotik yüklü etleri gıda diye tüketen insanların sağlığı açısından çok önemli. Ayrıca kenevir ilaçların en önemli ham maddesi. Şöyle bir örnek vereyim. Kenevirin etki maddesi THC'nin sentetik taklidi olan marinol ve dronabinol adlı ilaçları piyasaya sürdüler. Halbuki bu ilaçların çok fazla yan etkileri var. Vardı. Üstelik marinolün fiyatı kenevirden onlarca kat daha pahalıydı. Marinol ya da drabinol alan hastalarda %60 oranında iyileşme yaşanırken kenevir kullananlarda bu oran %91'e çıkıyordu. Yine de kenevir kullanılmasına izin verilmiyordu. Yaprağındaki kanabidiol maddesi ilaç yapımında kullanılır. Özellikle kanser hastaları, şeker, artrit, romatizma, kalp hastaları, sara, ağrı kesici, astım, uykusuzluk, psikiyatri gibi 250 hastalığın tedavisinde ilaç olarak verilir. Ve Türkiye'nin göz bebeği iktidarın biricik aşkı inşaat. Kenevir elyafı inşaatlarda izolasyon ve doğal yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Şu anda kullanılan materyallerden daha dayanıklı, daha güçlü ve daha esnektir. Kiriş, civata, sunta, boya, vernik ve ve ahşabın kullanıldığı her yerde kenevir kullanılabilir. Çok ucuzdur. Kenevirden, suntadan daha sağlam tahta yani fibrobord yapılabilir. Kenevirden yapılmış doğal çimentolara su karıştırıp kalıplara dökülerek inşaat tuğlası yapılır. Tuğladan, betondan daha hafiftir ve daha sağlamdır. İddialara göre 600 yıl dayanıklıdır. Fransa'da yüzyıllarca önce kenevir ve kireçten yapılmış köprüler hala kullanılmaktadır. Ve ses geçirmez bir materyaldir. İzolasyon malzemesi olarak kullanırsanız enerji tüketimini azaltırsınız. Ateşe dayanıklıdır, böcek sinek gel, Nedense bu cinsler kenevirden haz etmez. Kenevir dünyanın her yerinde yetiştirilebilir. Bataklık kurutmada çok etkilidir. Radyasyon temizleyicidir. Kenevirin derine inen kökleri toprağın havalandırılmasını sağlar. Ayrıca toprağı da temizler. Toprakta yabancı otlarla mücadele eder. Böylece bir sonraki hasat sezonuna temiz bir tarla bırakır. Kenevir bitkisi metan gazının da emici özelliği olmasından dolayı ozon tabakasını korur. Ve kenevirin üretimi soyadan bile ucuzdur. Kenevirden sabun üretebilirsiniz, şampuan üretebilirsiniz, deterjan üretebilirsiniz. Ayrıca kenevirden üretilen bu ürünler ve kozmetik ürünler tabiata zarar vermez, suları kirletmez. Durun şimdi esas ilginç yere geldik. Amerika'nın kurucu başkanlarından George Washington ve Thomas Jefferson kenevir yetiştiriyorlardı. Benjamin Franklin kenevir kağıdı üreten bir değirmenin sahibiydi. Petrolden ve plastikten elde edilen ürünlerin tümü daha sağlıklı ve kolaylıkla bütünüyle kenevirden elde edilebilir. Yahu kenevirden otomobil yapıldı. Ford otomobil üretiminde yeni arayışlar içerisindeydi. Hem Amerikan çelik endüstrisine bağımlılığını azaltmak hem de büyük buhran sonrası büyük yokluk içindeki Amerikan çiftçilerine yeni alanlar yaratabilmek amacıyla kenevir kaportalı bir otomobil üretmek için işe girişti. Ve 1937 yılında ilk hep karı üretti. Diğer adıyla Biomass Car adeta bir devrime imza attı. Kenevirden yapılan otomobil hem kar, o güne dek yapılmış ilk kompozit gövdeli otomobildi. Bitkisel plastik olarak tanımlanan bir malzemeden yapılmıştı. Kenevir elyaflarının reçineyle kaplanıp sıkıştırılması ile elde edilmiş bir materyaldi. Bugünün karbon kompozit materyallerine benzer bir üründü. Çelikten 10 kat daha dayanıklı, esnek ve yenilenebilir bir malzemeydi. Basın mensuplarının önünde eline balyoz almış, Arabanın kapısına hızla vurarak kenevirden yapılmış arabasının ne kadar güçlü olduğunu göstermişti. Balyozun vurulduğu noktada en ufak bir çöküntü bile oluşmamıştı. Dahası arabanın yakıtı da kenevirden üretilmişti. Biyo yakıt kullanacak bir motora sahipti. Önce prototipler üretildi, tanıtımlar yapıldı. Ancak Ford'un karşısına Rockefeller, DuPont ve Hertz lobisi çıktı. Ford'un hem dünyayı hem de çiftçileri kurtaracak girişimi engellendi. Bir anlamda Ford bu icadıyla kenevirin başını yattı. Kenevir yakıtı sayesinde benzinin yarattığı egzoz dumanı havayı kirletmeyecekti. Ayrıca kenevir bazlı asfaltlar yapılırsa yollar, otobanlar asırlar boyunca dayanıklı kalacaktı. Özellikle petrol lobileri tatlı kazançlarından vazgeçmek istemiyordu. İnsanların keneviri kendilerinin yetiştirebilmeleri ve ilaç olarak kullanmaları ilaç firmalarının işine gelmiyordu. Ormanları yok ederek kağıt üreten firmalar batabilirdi. Baktılar bu kenevir hem kolay yetişiyor hem petrol kağıt yerine geçiyor. Bir şeyler yapabilirdi. O dönem dünyanın en zengin adamı olarak bilinen Rockefeller standart oil petrol şirketinin sahibiydi. Cleveland'dan çıkıp ülkenin bütün rafinelerini tek tek yutup 1870'lerin sonunda Amerika'daki petrol üretiminin %90'ının kontrolü Rockefeller'a geçmişti. Petrol o zamanlar çok ucuzdu ve her yerdeydi. Ama kenevirden üretilen biyoyakıt petrolün tek rakibiydi. 1937'de Dupont şirketi petrol ve kömürden yapılan plastik üretiminin patentini almıştı. Dupont bilindiği gibi General Motors'un sahibiydi. Dupont'un ana hissedarı Andrew Mellon adında biriydi. Bu Andrew Mellon aynı zamanda Rockefeller'ın petrol şirketiyle de bağlantılıydı. Dupont petrokimya üzerine yatırım yapmaya başladı. Naylon'un patentini almışlardı. Plastik, selofan, metanol, naylon, rayon, dakron ve bunun gibi birçok madde petrolden üretilebilirdi. Ama bir sorun vardı. Doğal kenevir endüstrisi. Dupont'un gelir elde ettiği sektörlerdeki gelirlerin %80'i kenevirle çakışıyordu. Hearst kağıt üretiminin ve ülke çapındaki gazeteyle dergilerin sahibiydi. Medya imparatoru William Randolph Hearst. Sen mi büyüksün kenevir mi? Tabii ki o büyüktü. Kenevir kağıdı yüzünden milyarlarca dolarlık kaybı olabilirdi. Maddi kaybını bir şekilde durdurmalı ve ağaçtan imal edilen kağıdın yine kendisinden alınmasını sağlamalıydı. Türk filmlerinde bile böyle kötü adama rastlanmadı. DuPont'un ana hissedarı Andre Melon, Amerikan Başkanı Hoover'ın Hazine Bakanı olmayı başardı. Yeni olan Harry Aslinger, Federal Narkotik ve Tehlikeli Uyuşturucular Bürosu'nun başına atandı. Hearst, DuPont, Rockefeller. İlaç firmalarıyla kendi aralarında yaptıkları gizli toplantılar sonucunda Kenevir'in kendi milyarlarca dolarlık imparatorluklarına tehdit olduğuna karar verdiler. Kendi imparatorluklarının hüküm sürmesi için kenevir ortadan kalkmalıydı. Kenevir vergi yasası kongreden geçti. Yasa önerisi doğrultusunda House Ways and Means Komite isimli komiteye sunulmuştu. Bu komite bir yasa önerisini diğer komitelere danışmadan kongreye sunabilme yetkisine sahip tek komiteydi. Bu komitenin başında ise bir DuPont destekçisi olan Robert Dalton vardı. Nihayetinde kenevirin satışı ve kullanımı tamamen yasaklandı. Sonrasında İngiltere sahne aldı. Nitekim keneviri dünyada ilk yasa dışı ilan eden ülke Birleşik Krallık'tı. Milletler Cemiyeti yani şimdiki Birleşmiş Milletler 1925'te Cenevre'de düzenlediği narkotik maddelerin kontrolü kongresinde keneviri tehlikeli ve yasa dışı maddeler listesine ekledi. Kenevir insanların beynine zehirli bir uyuşturucu olarak kazındı. Kenevir ilaçları piyasadan çekildi. Bunun yerini bugün kullanılan kimyasal ilaçlar aldı. Kağıt üretimi için ormanlar katledildi. Tarım ilaçlarıyla zehirlenme ve kanser vakkaları arttı. Derken dünyamız plastik çöplerle, zararlı atıklarla donatıldı. Bu yasak 1940'lı yıllarda Amerika tarafından Türkiye'ye dayatıldı. Türkiye'de kenemir yetiştiren çiftçiler, Amerika'nın sonradan tutmadığı vaatlerine kanarak ve yasal baskılara boyun eğerek ağlıya ağlıya binlerce dönümlük ürünlerini yakmak zorunda kaldılar ve haliyle ekonomik zarara uğradılar. Milyarlarca dolar kaybettik. Dışarıya çokça fatura ödedik. Hepimiz çevreye zarar verdik. Aradan onlarca yıl geçti. 2016 yılı sonunda 19 ilde kenevir üretimi yasallaştı. Ve 2017'nin başından itibaren ekilmeye başladı. İzmir, Uşak, Kütahya, Burdur, Antalya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Rize'de kenevirin ekimi izinle serbest hale getirildi. Ekmeden önce izin almak zorundasınız. Eyvallah. Denetimlere de tabi tutuluyorsunuz. Tohumlarını Tarım Bakanlığı göz temin edip sürekli rapor vermeniz gerekiyor. Kenevir endüstriyel olarak işlenmesi gereken bir ürün. İşlendikçe katma değeri artıyor ve çok para kazandırıyor. Dünya bu işe çoktan uyandı. Hatta borsada işlem görmeye başladı. Kenevire yatırım yapan fon, Kanada'nın en çok getiri sağlayan ikinci fonu oldu. Yılbaşından bu yana dolar bazında %50'den fazla getiri sağladı. Kenevire bir imaj sorunu yarattılar. Bu sayede milyarlarca dolar kazandılar. Artık uyanma zamanı. Bu tarz videolarla daha çok sizlerle birlikte olacağım. Siz de bir zahmet uyanın ve abone olun ki yayınlandığında haberiniz olsun. Altına yorum yazın. Videoyu beğenin veya beğenmeyin. Yok yok beğenin. Beraberce karar alalım. Kenevir bizi affetsin. Kalbimsinle güç bizimle olsun. Siz de abone olun.